Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı yöntem ile interaktif adım grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım birinci örneği veri doğrulama özelliğinin liste yöntemi ile, ikinci örneği ise forum denetimlerinin onay kutusu ile yaptım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için önce şuraya geliyorum. Şuradan herhangi bir değeri seçiyorum. Ben buradan değeri seçince buradaki kırmızı renk geriye geldi. Yani seçtiğim değere geldi. İkinci örneğe bakalım. Burada ise benim onay kutusunu seçmem gerekiyor. Ben seçtikçe burada değerler yeşile dönüyor. Ayrı seçince bu şekilde. Bakın aradakileri almıyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için 3. sayfaya geliyorum ve şuraya. Öncelikle buraya seviye belirle diye bir başlık atıyorum. Kalın yapacağım şu şekilde. Daha sonra buraya liste yöntemimizi uygulayacağız. Veri doğrulamayı kullanacağız burada. Ben burada sayfa 1'de şöyle kullandım. Şunu göstereyim size. Veriden veri doğrulama. Normalde liste seçtim ve buraya rakamları yazdım. Ama ben buraya bu kadar rakamları yazmak istemiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Sayfa 3'e geleceğim. Şuraya öncelikle seviye diyorum. Yan tarafa grafik. Şuraya 1, 2 diyorum ve bunu aşağı doğru çektiriyorum. 10'a kadar seçelim. Burayı da hepsini 1 diyorum şuna. Daha sonra yine buraya geliyorum. Veri doğrulamadan listeyi seçeceğim. Şuradan da şu değerleri seçeceğim. Tamam diyorum. Buraya istediğim rakamları getiriyorum. Daha sonra şuraya geliyorum. Buraya bir formülü uygulayacağız. Shift eşittir. Eğer diyorum. Seviye belirle, yani şuradaki değer, Windows F4 ile sabitliyorum bunu. Büyük ve eşit ise şuradaki seviyeye git, şuradaki grafik değerini yaz. Değilse yok say. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şuradan da deneme yapacağım. Evet, istediğim sonuca ulaştım. Şimdi grafiğimizi yapalım. Şuradaki değerleri seçiyorum. Buradan ekle. Şuradan çizgi grafikten şunu seçiyorum. Bunu biraz küçülteceğim. Şöyle uzatacağım. Buradan da grafik başlığını kaldıralım. Diğerleri şimdilik kalsın. Grafiğimi seçiyorum. Sağ klik, veri serisini biçimlendir diyorum. Şuradan şunlara geliyorum. Şuradan düz çizgiyi seçiyorum ve renginde şunu seçeceğim. Bunu büyüteceğim. Bunu 20 yapalım. Daha sonra şuradan işaretçiye gidiyorum. Yerleşiği seçiyorum ve bunu büyüteceğim şimdi. Bunu da 35 yapalım. Rengi gri olsun bunda. Kenarlıklar olmasın. Çizgin de kenarlı olmasın. Bunu şimdilik kapatıyorum. Şimdi şuradaki ekseni seçiyorum. Sağ klik, ekseni biçimlendir diyorum. Şurası 0 olarak kalacak. Şuraya da 2 diyorum ve şunun ortaya gelmesini sağlıyorum. Daha sonra şunları kaldırabilirim artık. Görünüm kılıf çizgilerini de kaldıralım. Şunu seçelim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şimdi veri seç diyorum. Ekle. Önce şuna bir bakayım, başlık var mı? Yok. Ekle diyorum. Şuradan şuradaki değerleri seçiyorum. Tamam diyorum. Bunlar seçiliyken veri serisini biçimlendir. Dolguya geliyorum. Ve bunu turuncu olarak bırakalım. Burayı 20 yapalım. Gri çizgiyle eşit olsun. Daha sonra işaretçiye gidiyorum. Buradan yerleşik diyorum ve bunu da 35 yapalım. Diğeriyle aynı olsun. Çizgisi olmasın.
Bunu kapatalım. Şimdi deneyelim. Evet. Şurayı seçiyorum. Ve buradan veri etiketlerini ekleyeceğiz. Şunları seçiyorum. Sağ klik. Veri etiketlerini biçimlendir. Şuradaki hücrelerdeki değer diyorum. Ve şunları alıyorum. Tamam. Şunları kaldırıyorum artık. Ve bunu ortalıyorum şu şekilde. Bunlar yine seçiliyken kalın yapıyorum. Büyütüyorum. Ve şunları beyaz yapacağım. Tekrar deneyelim. Evet, şimdi diğer grafiğimize geçebiliriz. İlk etapta şunları alayım. Şuraya bir yapıştıralım. Daha sonra şuraya geliyorum. Şunu alacağım, şu başlığı. Şunu da siyah yapalım. Ve şuraya buradan geliştiriciden ekle diyorum. Şunları seçiyorum. Onay kutularını. Bunu buraya ekliyorum. Şuradaki yazıyı sileceğim. Hiçbir yazı olmasın. Şunu da küçülteceğim. Şuradaki hücrenin içine yerleştireceğim bunu. Şöyle yapalım. Bunu oklarla sağ sol yapalım. Ve ortalayalım şuradaki hücrenin içine. Evet, şu anda oldu. Ctrl C ile ben bunları aşağı kadar yapıştırıyorum. Daha sonra bunu sağ klik. Denetim biçimlendir diyorum. Şurada hücre bağlantısını şurayı seçiyorum. Her biri için aynısını yapıyorum. Şimdi şuraya giriyorum. Shift eşittir topla. Şurayı toplayacağım. Şuradaki doğruları. Parantezi kapatıyorum. Ve buraya şurada çarpı 1 diyorum. Ki şurayı saydıralım. Rakama çevirelim. Daha sonra şuraya bir diyorum. Şunları aşağı çektiriyorum. Şuraya geliyorum. Bir formül uygulayacağız yine. Shift eşittir diyorum. Eğer şurası eşit doğru ise şuradaki değeri yaz. Değilse yok say. Aşağı doğru çektirelim bunu. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi şu iki değeri seçiyorum. Ekleye gidiyorum ve buradan da yine bu çizgi grafiğimi seçeceğim. Şunu biraz büyütelim. Grafik başlığımız olmasın. Şu şey olmasın. Gösterge olmasın şuradaki. Şunlar yine 0'a 1 olsun. Pardon, 2 olsun. Şunları da kaldıralım. Şuraya grafime geliyorum. Şunları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Çizgi düz çizgi olacak. Yine gri olacak ve yine bunu büyüteceğiz. Yine 20 yapalım bunu. İşaretçiye geliyorum. Yerleşik diyorum. Bunu da bu sefer 40 yapacağım ama. Dolgusu gri olacak. Kenarlık olmayacak. Çizgisi olmayacak. Şunu şöyle biraz daha büyütelim.
dolgusu olmasın, anahtar olmasın. Şunu da şöyle biraz sağa çekelim. Şimdi şunu seçiyorum. Yine aynı şekilde. Yerleşik. Bunu da 40 yapalım. Çizgisi olmasın. Şuradan çizgiye geliyorum. Bunu da 20 yapacağım. Bunları kapatabiliriz artık. Yine şunu seçiyorum. Veri etiketlerini getireceğim burada. Veri etiketlerini seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Buradan da şuradaki değerleri seçtim. Şunları kaldırıyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Ortalıyorum. Yine aynı şekilde bunlar kalın ve siyah yapıyorum. Ya da rengini beyaz yapalım. Büyütelim biraz. Ya da bu grafiğimin rengi farklı olsun. Bunun dolusu yeşil olsun. Koyu yeşil. İşaretçi de aynı şekilde. Şimdi şunları gizleyelim artık. Tekrar grafiğimi seçeyim. Veri seç. Şuradan şurayı tıklayalım. Aynı şekilde şunu da yapalım onu. Şunları beyaz yapalım. Biraz daha şöyle sağ alalım bunları. Evet. Şimdi deneyelim grafiğimizi. Bu video ile ilgilenecekleriniz bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.